İddiaya göre kocası kolunu kırdı, ellerini yaktı. Şiddete dayanamayan kadın Antalya'dan İstanbul'a kaçtı. Ancak kocası yine peşini bırakmadı. Canımdan endişe ediyorum diyen talihsiz kadın sokaklarda yatıyor. Diğer kadınlar gibi öldürülmeden önlem alınmasını istiyor. Bakalım sesini duyan olacak mı? Ben bir an evvel boşanmayı istiyorum. Her an ya her şey yapabilir yani, öldürebilir. Yani karşımda şu an birine gelse korkuyorum yani. Şöyle karşımda birden çıksa gene korkuyorum. İddiasına göre kocası kolunu kırdı, ellerini yaktı. İşkenceye dayanamayınca Antalya'dan İstanbul'a kaçtı. Sokakta yaşamaya başladı ama yine kurtulamadı. Ben kaçtım. Buraya peşimden işte götürmeye gelmiş. Evet, sokakta kaldım şu an. Islak bak. Yemin ederim sokakta kaldım. Elvan Pehlivan iddiaya göre 15 yıllık eşinden yıllarca şiddet gördü. Kafama duvara vurdu buramdan. Bakın buramı görüyorsunuz. Duvara vurdu, mosmor oldu her tarafımdan. Bıçak çekti bana. Babası olmasaydı beni öldürecekti. İddiaya göre kocası son zamanlarda ona şiddet uygulamaya başladı. Hatta bir gün odunla kolunu kırdı. Talihsiz kadının koluna platin takıldı. Evet, platin var. Buralarımı deponlar ya, o yaktı. Neyde yaktı? Sobada yaktı. Çay verirken bardakta döktü yani bu şekil. Elvan Pehlivan kocasının onu sürekli dövmesine dayanamadı. Antalya'dan İstanbul'a kaçtı ancak iddiasına göre kocası yine peşini bırakmadı. Her an ya her şey yapabilir yani, öldürebilir. Çocuğumu görmedim. Sesini duymak istedim de. O çocuğumu sesini duyamazsın dedi. Sen de anne değilsin diyor bana. Elvan Pehlivan canından endişe ediyor ve bir an önce kocasından boşanmak istiyor. O İstanbul'da kaçıp saklanmaya çalışırken iddiaya göre kocası da sokak sokak onu arıyor. Sadece boşansın benden, ben kurtulayım onda. Sadece bir kurtulayım.